Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 5000 lira bütçeyle PC kasası toplama tavsiyeleri vereceğim. Bu tavsiye listelerinde monitör, klavye, kulaklık, mouse gibi çevre bileşenleri olmayacak. Sadece 5000 lira bütçeyle bir kasa toplamak istesek nasıl parçaları seçmemiz gerektiğini sizlere bilgi olarak paylaşacağım. 2 tane sistem tavsiyesi olacak. Bu sistemlerden bir tanesinde AMD, bir tanesinde Nvidia ekran kartı olacak. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan PC'mizin gerekli parçalarını sıralamaya başlayalım. İlk tavsiyemizin işlemcisi AMD Ryzen 5 3500X oluyor. 3500X benim çok beğendiğim bir işlemci oldu. Geçen sene AMD Ryzen 2600X'ini çok seviyordum. Bu sene de 3500X'i çok sevdim. Bu işlemcinin performansı fiyatına oranla çok yüksek. Piyasada 1005 liraya bulunabiliyor şu anda. Gerçekten güçlü bir işlemci. 32 MB cache'i var. Turbo'da 4.1 GHz'e çıkabiliyor. 6 çekirdekli ve 6 sanal çekirdekli bir işlemci. Gerçekten bütün oyunları yüksek performansla çalıştıracaktır. Anakart tarafında bu işlemciyi ASRock'ın B450 Pro 4 modeline takmanızı öneriyorum. Bu ATX bir anakart, büyük bir anakart ve gerçekten güzel teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Üstelik fiyatı da çok uygun. Şu an piyasada 675 liraya bulunabiliyor. Şimdiden söyleyeyim, ben bu fiyatları teknobiyotik.com'dan alıyorum. Siz farklı yerlerden de bakabilirsiniz. Teknobiyotik'in PC sihirbazı benim kolayıma geldiği için bu parçaları oradan toplayıp bilgi olarak paylaşmayı tercih ediyorum. Sistemimizin RAM'i Adata'nın XPG Gamix Deon Red RAM'leri. Geçenlerde de zaten 2000 liralık bilgisayar tavsiyesi yapmıştım. Orada da bu RAM'ler vardı. Ben bu RAM'leri de çok beğeniyorum. İncelemesi sitemizde bulabilirsiniz. 565 liraya bu RAM'lerin 16 GB 2x8'lik modelini alabiliyorsunuz. Ekran kartı olarak Gigabyte'ın RX 598 GB'lık oyuncu ekran kartını tavsiye ediyorum. Bu ekran kartı bence fiyat performans açısından piyasadaki en iddialı modellerden biri. Çift fanlı bir ekran kartı ve Gigabyte markasını ben genel olarak seviyorum. Bu cihaz şu anda Türkiye'de 1525 liraya bulunabiliyor. Bütçemiz fena olmadığı için ben burada hem hard disk hem de SSD tercih ettim. Hard disk tarafında Seagate'in Barracuda 1 TB hard diski var. Artık piyasada da görmeye alışık olduğumuz çok klasik bir hard disk modeli. SSD tarafında ise performansı üst düzeyde tutmak adına NVMe teknolojili M.2 SATA SSD kullandım. Bu SSD Adata'nın XPG Spectrix S40G modeli. 256 GB'lık bir SSD ve 3500 MB bölü saniye okuma ve 1200 MB bölü saniye gibi inanılmaz yüksek hızlarda yazma hızlarına sahip. Bu SSD gerçekten bilgisayarı uçuracaktır. Kasa tarafında ise AeroCool'un Shard modeli var. Shard'ın 500 Watt 80 Plus bronz güç kaynaklı modelini tercih ettim. Bu kasa şu anda tek Teknobiyotik'te benim gördüğüm kadarıyla 590 lira civarında. Bu kasayla birlikte bilgisayarımızın toplam fiyatı 5075 liraya denk geliyor. 5000 liranın çok azıcık üstüne çıkmış durumda ama bence bu fiyat farkına değer. Şimdi ikinci tavsiyemize gelelim. İkinci tavsiyemizde yine AMD Ryzen 3500X işlemci var. Bu işlemcinin özelliklerini saymaya gerek duymuyorum. Anakart ve RAM tarafında da aynı parçalar var. Burada ekran kartında değişiklik olduğunu göreceksiniz. Galaxy'ın GeForce GTX 1660 Super modeli var. Bu da Nvidia'nın şu anda öne çıkan ekran kartlarından biri. 1670 liraya bulunabiliyor piyasada ve bu fiyatın karşılığını bence fazlasıyla veren bir ekran kartı. Testlerini internet ortamında bulabilirsiniz. Gayet güzel performansa imza atıyor. Hard disk tarafında yine Seagate Barracuda 1 TB var ama SSD tarafında bu sefer bütçeden biraz kısmak zorunda kaldım. Çünkü bir önceki ekran kartının fiyatı 1525 liraydı. Bu ekran kartı 1670 lira. Burada Adata'nın SU630 240 GB'lık SSD'sini kullandım. Eğer isterseniz farklı bir SSD de takabilirsiniz ama ben çok fazla performans farkı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü SSD'ler halihazırda zaten hard disklerin 3-4 katı kadar hızlı olduğu için NVMe SSD'lerle standart SSD'ler arasındaki fark bizim gözümüzde çok göremediğimiz fark oluyor. Bu standart SSD'lerde, SATA SSD'lerde bekleme sürelerini minimuma indirecektir diye düşünüyorum. Oyun performansını da maksimuma çıkaracaktır. Kasa tarafında yine aynı kasa var. AeroCool Shard'ın 500 Watt 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynaklı modeli. Bu bilgisayarın fiyatı da 5065 liraya denk geliyor. Şu anda bu bilgisayarların fiyatı ben bu videoyu paylaşırken bile birazcık değişmiş olabilir. Çünkü piyasada doların çok oynak olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda piyasayı yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ama bu iki bilgisayarla da 5000 liranın hakkını veren bir sistem oluşturacağınıza gönülden inanıyorum. Bu bilgisayarlarla piyasadaki bütün oyunları 1080p hatta 2K hatta bazı oyunlarda 4K çözünürlükte yüksek grafik ayarlarında akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. Bunun dışında da CSGO, LoL gibi oyunlarda inanılmaz yüksek FPS değerlerine ulaşabileceksiniz. Ayrıca da bu bilgisayarlarla sadece oyun oynamakla kalmayıp oyun yayıncılığı da yapabilirsiniz. Bu bilgisayarlar Twitch yayıncılığını kaldırabilir. Adobe Premiere'de yüksek performanslı kurgu yapmanıza imkan tanır. Dolayısıyla bu bilgisayarları sadece oyun oynamak isteyenler için değil, yayıncılar için, grafik tasarımcılar için ve yüksek donanım gücü gerektiren yazılım kullananlar için de tavsiye ediyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu tavsiyeler her ay güncelleniyor olacak. Elimden geldiğince de bu konfigürasyonları video olarak da sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.